tatlı kedicikler. Çok tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav. Market gezisi. Anne ve baba alışveriş yaparken tatlı kedicikleri de yanlarına almışlardı. Çubuk makarna. Muz. Ve taze balık. İkinci bir alışveriş arabasına ihtiyacımız olabilir. Daha ne kadar sürecek? Eve gidip oyun oynamak istiyorum. Ve ben de çok acıktım ya. Durun. Süt, ekmek ve çay almayı unutmuşuz. Şimdi hepsini toplamamız gerek. Siz bunları toplarken biz süt, ekmek ve çayı alabiliriz. İyi fikir. Böylece daha çabuk çıkabiliriz. Pekala. Sanırım size bu önemli yetişkin görevini verebiliriz. Evet. Babanızla birlikte sizi dışarıda bekliyoruz. Anne ödeme yapmaları için onlara cüzdanını veriyor. Harika! Miyav, 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 miyav! Kurabiye sen ekmeği al. Puding sen de sütü al. Ben de çayı alacağım. Fakat ekmekler oyuncaklar kadar ilgi çekici değil. Ve şeker varken süt kimin umrunda? Şekere dönersek... Şeker ne kadar önemli bir görevi olduğunu hatırladı. Ama sanırım kurabiye bunu unutmuş olabilir. Ve puding de. Süt ve ekmek nerede? Annemizin cüzdanı elimizde. Her şeyi alabilecek kadar paramız var. Ekmek ve süt çok sıkıcı ama şeker harika. Puding ama sütümüz olmazsa ne içeceğiz? Bir bardak şeker mi? Kurabiye, eve ekmek almadan gidersek annemiz bize neyle sandviç yapacak? Otobüs oyuncağıyla mı? Oh! Pekala. Tatlı kedicikler ekmek almaya gitti ama bir sürü farklı çeşitli ekmekle karşılaştılar. Hadi bir tane alıp gidelim. Ama o bir tatlı kurabiye. Biz normal bir ekmek arıyoruz. Buna ne dersin? Bence kahverengi olması gerekiyor. Yani bu mu? Bunun şekli yuvarlak ama yediğimiz sandviçler hep kare şeklinde. Bakın bu hem kahverengi hem de kare şeklinde. Aa evet, geriye sadece süt kaldı. Görünüşe göre sütlerin de birçok çeşidi varmış. Çilekli. Bu olamaz. Çikolatalı enfes. Hayır, bu da değil. Peki bu mu? O süt değil, ayran. Bu normal bir süte benziyor. Öyleyse almamız gereken bu. Lekeli'nin annesi markette kasiyer olarak çalışıyor. Kurabiye, şeker ve puding. Hepinize günaydın. Günaydın. Ne kadar da büyümüşsünüz. Kendi başınıza alışveriş yapıyorsunuz. Çok önemli bir yetişkin görevinin ortasındayız. O patenler harika görünüyor. Onları buz pistinde giyebilirim. Çok havalı. Çocuklar bu patenleri almalıyız. Ama her şeyi alacak kadar paranız yok. Ya patenleri alacaksınız ya da bu yiyecekleri. O zaman bu patenleri alalım. Durun bir saniye. Bunu yaparsak akşam yemeğinde paten çorbası içeceğiz. Hazır mısınız bakalım? Afiyet olsun. Buz pateni çorbası kulağa hiç hoş gelmiyor. Eminim buz patenli sandviç daha kötüdür. Parayı yiyecekler için kullanacağız. Buraya bu yüzden geldik. Anne, baba, merhaba. Her şeyi aldık. Aferin size çocuklar. Bu büyük yetişkin görevini başarıyla tamamladınız. Güzel bir sürprize hazır mısınız? Hepiniz için birer buz pisti bileti. Siz market alışverişini yaparken annenizle aldık. Buz pateni mi? Harika! Biz de bunu istiyorduk. Ama bizim buz patenimiz yok ki. Sorun değil. Oraya gittiğimizde paten kiralayabiliriz. Harika! Miyav, 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 miyav! Tatlı kedicikler önemli görevlerini başarıyla tamamladı. Ama ailece güzel bir zaman geçirmek tüm bunlardan daha önemli bir görevdi. Postacı kediler. Güzel bir günün sabahında sevgili Bay Postacı posta aracıyla paket teslimatı yapıyordu. Ama birden bir aksilik oldu. Hey! Bekle! Olamaz. Anlaşılan birileri paketlerini teslim alamayacak. Eminim. Bunları almayı çok istemişlerdir.
Neden paketleri biz teslim etmiyoruz? Postacı kedi olmayı hep istemişimdir. Bu da bir fırsat. Postacı kedi olduk. Miyav, 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 miyav. Ancak Su paketlerin üzerindeki adresleri silmişti. Bu durumda kime neyi vereceklerini nereden bileceklerdi? Aklıma harika bir fikir geldi. Paketlerin şekillerini inceleyerek kimin hangi kutuyu alacağını tahmin edebiliriz. Örneğin bu çok güzel bir paket. Güzel bir kurdele ve fiyonkla süslenmiş. Böyle güzel şeyleri kim sever? Tabii ki cupcake. Aa, bu gerçekten harika bir şey. Galiba bunun da içinde sıcacık bir kazak var. O yüzden bu dumanın olmalı. Çünkü sürekli üşütür o. Sanırım bunun içinde siyah bir şemsiye var. Siyah rengi en çok seven kedi kim? Tabii ki bizim Gece. Bu son paket kimin olabilir? Belki tarçın için alet edevat gelmiştir. Ya da lekeli için bir uzay cihazıdır. Bu gizemli kutuyu şimdilik kenara koyalım. Önce diğerlerini teslim edelim, tamam mı? Tatlı kedicikler önce Gece'nin paketini teslim etti. Ama içinde şemsiye yoktu. Bir tablet gelmişti. Üstelik hiç de siyah değildi. Bu pembe. Sevmem. Sonraki durakları Duman'ın eviydi. Ona sıcacık kazağı verdiler. Olamaz. Benim istediğim şapka bu değildi. Ben ucunda çan olan gökkuşağı renginde bir şey istiyordum. Cupcake de güzel kurdeleli ve fiyonklu paketi aldı. Bu nedir? Başım sirk çadırı gibi görünüyor. Şimdi bu son paketin kime verileceğini tahmin etmemiz gerekiyor. Hey durun! Ben bu komik görünümlü palyaço şapkasını almamıştım. Ben tablet almıştım. O zaman bu komik görünümlü şapkayı kim almış olabilir? Herhalde palyaçoları seven biridir. O zaman Duman olmalı. Bu benim istediğime daha çok benziyor. Şimdi tam gerçek hayattaki palyaçolar gibi oldum. Bir palyaçonun üzerinde asla öyle siyah bir şey göremezsiniz. Ama Gece'nin üzerinde görebiliriz. Yaşasın kazam. Güzel ve kapkara. Üstünde gerçekten çok şık durdu. Bu da Cupcake'in sipariş ettiği pembe tablet olmalı. İşte bu gerçekten çok güzel. Tatlı kedicikler bütün paketleri gerçek sahiplerine ulaştırmayı başarmıştı. Gizemli kutu dışında. Bence kutuyu açıp içinde ne olduğuna bakalım. O zaman kime gideceğini tahmin edebiliriz. Başkasına ait bir paketi açmaman gerekir. O zaman bunu ne yapacağız? Paketi her yere taşımaktan yoruldum. Bay Postacı Kedi'nin gelmesi hepsini çok sevindirdi. Şeker, kurabiye, puding. Anlaşılan araçtan birkaç paket düşmüş. Siz onları gördünüz mü çocuklar? O da düşen paketlerden biri. Kayıp paketleri bulduk. Ve hepsini kendi elimizde sahiplerine teslim ettik. Çok teşekkür ederim. Ben de onları bir daha bulamayacağım diye korkmaya başlamıştım. Ama bu paketi kimin sipariş ettiğini tahmin edemedik. Tamam. Adres silinmişse yan taraftaki numaraya bakalım. Bu 125 numaralı paket ve işte bu adres. Hadi gidip paketimizi verelim. Yaşasın! Evet, işte geldik. Ama burası bizim evimiz. Evet, kesinlikle öyle. Paketin teslim edileceği yer de burası. Ne yani? Şimdi biz kendi paketimizi mi teslim etmiş olduk? Postacı kedi olduk. Miyav, 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 miyav. Gizemli kutunun içinden anneannenin gönderdiği hediyeler çıktı. Ne kadar nazik. Üç tatlı kedicik hem arkadaşlarına hem de kendilerine neşe ve sevinç veren şeyler teslim ettikleri için mutlu oldu. Ağaç ev. Bir gün baba yavru kedilerle birlikte bir kuş evi yapıyordu. Evet, harika bir kuş evi oldu çocuklar. Şimdi gidip bunu asacak bir ağaç bulalım. Hadi bakalım tatlı kuş. Ben küçüklüğümde hep bir ağaç evde yaşamak istemiştim. Siz minikler ağaç evi ister misiniz? Her şeye yukarıdan bakan kendinize ait özel yerin olması harika olmaz mı çocuklar? Cik! Miau! Vay canına! Gerçek bir ağaç ev çok iyi olurdu. Dostlarımız bizi ziyarete gelir. Hep birlikte oyunları oynarız. Tamam o zaman. Bu durumda harika çocuklarım için bir ağaç ev yapmam iyi olacak.
Pekala. Sizce ağaç ev nasıl görünmeli? Prenses şatosu gibi. Kuleli mesela. Bir de kaydırağı olmalı. Eve tırmanmak için de süper bir merdiven. Pekala çocuklar. Size kaydırağı, kulesi ve tırmanmanız için süper bir merdiveni olan sağlam bir ağaç ev yapacağım. İşte böyle bir şey. Yaşasın! Baba ve çocuklar o ağaç evi yapmak için gerekli olan tüm malzemeleri bir araya getirdi. Yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Bundan sonrasını ben hallederim. Şimdi güvenli mesafe için geri çekilin. Çocuklar inşaat alanında bulunmamalı. Tüh, hay aksi. Olamaz. Ağaç ev inşa etmek babanın sandığı kadar kolay değildi. Ona yardım etmenin bir yolunu bulmalıyız. Ona çok büyük bir çift kanat yapalım. Böylece evi yaparken havada uçabilir kuş gibi. Çık. İyi ama havada kalmak için sürekli kanat çırpmak zorundayken ağaca nasıl çivi çakacak? Doğru. Şimdi çekiç, kanat, 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 çekiç, kanat, çekiç. Üstelik çok yorulur. Çok yorgun. Düştüm. Peki o zaman evi önce burada yapsın, bittiği zaman ağacın üstüne yerleştirir. İyi de o kocaman evi nasıl taşıyacak? O süper kedi değil ki. Aklıma harika bir şey geldi. Gecenin babasından gelip babama yardım etmesini rica ederim. Biliyorsunuz o inşaat işçisi ve kendi vinci var. Gece ve babası memnuniyetle yardıma geldi. Miyav! Bir şeyin yukarı çıkması gerekiyorsa yukarı diye bağırırız. Yukarı! İndirilmesi gerektiği zaman da aşağı diye bağırırız. Anladınız mı? Aşağı! Yukarı! Aşağı! Böylece herkesin sıkı çalışması sayesinde ağaç ev tamamlandı. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Ağaç eviniz harika olmuş. Cupcake, Duman ve Lekeli yeni ağaç ev için bir afiş yapmıştı. Çocuklar, en güzel yeni evi kutlama geleneği nedir biliyor musunuz? Hangi gelenekmiş o? Yeni bir ev, eğlenen mutlu çocuklarla dolu olmalı. Hadi girin oraya ve oynayın. Kendinize ait ağaç ev harika bir şeydir. Ama o evin gülen arkadaşlarla dolup taşması daha güzeldir. Piknik. Hava çok güzeldi. Annecik ve babacık kurabiye, şeker ve pudingi pikniğe götürmeye karar verdi. Kedicikler ihtiyaçları olan her şeyi yanlarına aldı. Bir sürü kumdan kale yapacağım. Ve ben de açık havada bir sürü kitap okuyacağım ya. Ben de etrafta koşturacağım. Şuna bakın, bir sürü lezzetli yiyecek var. Bir sepet dolusu yiyecek olmayan bir piknik düşünülemez. Hiçbir şey unutmadığınızdan emin olun. Kurabiye, şeker ve puding. Pikniğe gitme zamanı. Evet. Miyav, 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 miyav. Pikniğe gidiyoruz. Ve pikniği çok seviyoruz. Harika bir macera. Piknikler çok harika. Burası çok güzel. Evet, ne bekliyoruz? Piknik başlasın. Durun, piknik sepetimiz nereye gitti?
Hiç bilmiyorum. Belki de evde kalmıştır. Ya da onu kaybetmiş olabiliriz. Olamaz. Yemek sepetimiz yok mu? Hey, neden jetroketimizle eve gidip piknik sepetini alıp buraya dönmüyoruz? Güzel bir fikir kurabiye. Ama roketler bu kadar ağaçlık bir yere inemez. Öyleyse neden pizza sipariş etmiyoruz anne? Aha şeker. Pizzacı ormanın ortasındaki ufak göletin yanındaki bir adrese pizza teslimatı yapamaz. Ama eminim Zeki babanızın bu konuda bir fikri vardır, değil mi? Hey, bir balık koltası. Bize lezzetli bir şeyler yakalayabilirim. Öyleyse piknik yapabiliriz. Anne ve Şeker ateş yakmak için çalı çırpı toplarken kurabiye, puding ve babaları balık tutmaya çalışıyor. Balıklar nerede? Baba nerede? Nerede? Balık tutmak sabır gerektirir çocuklar. Kurabiye, puding ve babaları çok sabırlıydı ama ormandaki gölette hiç balık yoktu. Ateş yakmaya yetecek kadar odun topladık. Biz sadece bir kurbağa yakalayabildik. Ama işte onu bile elimizden kaçırdık. Baksanıza, ormanda yiyecek bir şeyler aramaya ne dersiniz? Annem çok haklı. Baba, biz mantar toplarken sen ateşi yakarsın. Evet, beni takip edin. Sanırım bir şeyler yiyebileceğiz, değil mi? Puding, mantar kılavuzunu kullanarak hangi mantarların yenebileceğini ve hangilerinin zehirli olduğunu belirledi. Şu mantarlara bak. Hadi şunları pişirelim babacığım. Maalesef kibritler piknik sepetinde kalmış. Ama bu mantarları pişirmeden asla yiyemeyiz. Çubukları birbirine sürtebiliriz eski zamanda yaptıkları gibi. Buna bilim denir. Bu harika bir fikir Puding. Babama yardım edelim. Biz de üfleyebiliriz. Ateşi yaktık. Sonunda pikniğimizde işler yoluna girdi. Piknikler çok güzeldir. Bazen beklenmedik şeyler olabilir. Yine çok eğleniyoruz. Ve geldiğimiz için çok mutluyuz. Mantarlar neredeyse pişmek üzere. Ve tatlı olarak da yaban mersini, kızılcık ve böğürtlen var. Anlaşılan anneleri ormanda gizlice bir sürü meyve toplamış. Harika! Miyav, 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 miyav! Tüm aksiliklere rağmen harika bir piknikti. Ve tüm aile çok mutluydu. Hasat! Anne ve baba tatlı kedicikleri şehir dışında yaşayan anneanneyi ziyarete götürdü. Anneanne, miyav! Hoş geldiniz benim tatlı yavrularım. Bütün gün bizimle oynayacaksın. Geçen seferki gibi değil mi? Evet. Hoşça kalın, hoşça kalın çocuklar. Güle güle. Oyun. Tabii ki birazdan oyun da oynayacağız. Ama önce bir süre bahçemdeki ekinlerle ilgilenmem gerekiyor çocuklar. Ektiğim şeylere baksanıza. Elma, havuç, çilek, çiçek. Hepsi benden bakım ve ilgi bekliyor. Aklıma harika bir fikir geldi. Bahçe işinde anneanneme yardım edelim. Böylece hem iş çabuk biter hem de bizimle oynamak için daha çok zaman olur. Çok güzel. Miyav. Şu durumda eğlenen varsa patisini kaldırsın. Neşelenin çocuklar. Bu iş bittikten sonra bahçedeki yabani otları ayıklayıp çiçekleri sulayacağız. O kadar iş yaparsak oyuna zamanımız kalmaz. Bence birkaç şeyi atlayalım. Örneğin burayı kazma işini bırakabiliriz. Ama toprağın kazılması çok önemlidir. Patatesler ancak gevşek toprağa ekilir. Başka türlü onları yetiştiremeyiz. Toprağı güzelce kazıp havalandırmazsan patateslerin betona gömülmüş gibi olur. Ki böyle bir şey yapmak imkansızdır. O zaman yabani otları yolma işini atlayalım, ne dersin? Ama yabani otlar çiçek tarlasını sarıp tüm görünümü bozar. Bir an için annenizin saçını kesmekten vazgeçtiğini düşünün. Göz açıp kapayana kadar saçları uzayıp her yerini kaplar. Ha! Tatlı mı? Olamaz!
Peki o zaman bahçeyi sulama işine atlasak nasıl olsa yağmur yağınca sulanır. İyi ama bitkiler de bizim gibi her gün suya ihtiyaç duyar tatlı yavrum. Düşünsene baban her gün duş yapmak yerine yağmur yağmasını bekleseydi ne olurdu ha? Yaşasın. Yaşasın temizlik. Vay canına. Anlaşılan bitkiler yaşayabilmek için bize güveniyor ha? Bitkilerle ilgilenmek zorundayız. Yapılması gereken şey bu. Ben şimdi çiçek yatağına gidip oradaki tüm yabani otları yolacağım. Ben pudingle birlikte toprak kazacağım. Ve şimdi kedi yapımı yağmur zamanı. Güzel bir içecek ister miydiniz Bay Elma Ağacı? Bakın havuçlar duş yapıyor. Şimdi yapraklarınız tertemiz oldu Çilek kardeşler. Bu bütün tomurcukların çiçek açmasını sağlayacak. Tatlı kedicikler bahçe işine öyle bir daldılar ki oyun zamanını bile unuttular. Bir süre. Bana çok yardımcı oldunuz. Artık bahçe işi bittiğine göre oyun oynayabilir miyiz? Evet tabii. Neden hasat oyunu oynamıyoruz? Eğlenceli bir oyun mu bu yani? Hem çok eğlenceli hem de çok işe yarayan bir oyun. Anneanne de çocuklar da bahçe ürünlerini toplayıp onları soğuk ve temiz suyla yıkarken çok eğlendi. Şimdi topladığımız tüm ürünlerin tadına bakma zamanı. Ulan harika geliyor. Evet, oyuna biraz ara verebiliriz. Ya çileği çok seviyorum. Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Teşekkür ederim. Siz dünyanın en iyi torunlarısınız. Oh, harika. Miyav, 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 miyav. Vay canına. Bu kadar yorulduğunuza göre herhalde bütün gün çok oyun oynadınız. Evet. Bu gece uyku öncesi masala ihtiyacınız olacağını sanmıyorum. Çocukları hep getirin. Kendiniz de kalabilirsiniz. Sizinle oynamak için can attığım birkaç oyun var. Ha evet. Bana öğrettiğin ambarı boya oyunu gibi değil mi? Öteki neydi? Şömineyi odun kesme. Aklıma harika bir yeni oyun fikri geldi. Bakalım ilk önce kim uyuyacak? Ha, ben kazandım. Tatlı kedicikler nefis bahçe ürünleri toplayıp harika bir gün geçirmiş oldu. Müzikli doğum günü kartı. Bugün babacığın doğum günü ve kedicikler ona hediye olarak ne vereceklerini düşünüyor. Buldum anneciğim. Babama bir bisiklet alabiliriz. Böylece işe giderken trafiğe takılmaz. Bu çok güzel bir fikir ama zavallı babacığın çok sakar olduğunu unutuyorsun. Evet. Ya da ona bir helikopter alabiliriz. Bu çok iyi bir fikir Puding ama tüm o trafiğin üstünde uçarken hava çok kirli olabilir. Buldum. Ona bir roket alalım. Böylece kirli havadan bile daha yukarıda uçabilir. Ama babanızı biliyorsunuz. Bu sefer de kesin Mars'taki trafiğe takılır. Öyleyse ona ne vereceğiz? Babanızın uzun süredir istediği bir şey vardı çocuklar. Ne? Bize de söyler misin? Müzikli bir kart. Her açıldığında içinde güzel bir şarkı çalar. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Markette seçebilecekleri bir sürü müzikli kart var. Hangisini seçeceklerine nasıl karar verecekler? Üstünde bir doğum günü pastası olan doğum günü şarkılı bir kart mı? Bu harika. Kedicikler de bunun harika olduğunu düşünüyor. Bir kez daha dinlemek istiyorum. Ben de istiyorum. Bir kez daha. Ve bir kez daha dinliyorlar. Ardından bir kez daha. Ardından durmadan dinlemeye devam ediyorlar. Bir kez daha dinlediler, bir kez daha, bir kez daha ve bir kez daha dinlediler. Hey, neler oluyor? Pili bu kadar çabuk bitmiş olamaz. Bence biraz yorulmuş olmalı o kadar. Belki şarkının nasıl devam ettiğini unutmuştur. Hatırlamasına yardım edeceğim.
Sadece tembellik ediyor. Babamızı doğum gününde üzmeye mi çalışıyorsun? Düzgün çalış lütfen. Harika. Kartı küstürdün işte. Anne, kart şarkı çalmayı kabul etmiyor. Görünüşe bakılırsa pili tamamen bitmiş. Birileri çok mu fazla dinledi acaba? Sizi bu konuda uyarmıştım. Sen de bizim kadar dinledin. Hayır, sen çok daha fazla dinledin. O kadar dinlemedik. Şimdi babamıza doğum gününde ne vereceğiz? Tam o sırada doğum günü babası çalıştığı fabrikada yaptığı tatlı atıştırmalıklarla dolu süslü bir kutuyla eve döndü. Ne yapacağımızı biliyorum, gelin. Kediciklerin bir fikri var. Bazen en güzel hediyenin kendi yaptıkları hediye olduğunu anladılar. Merhaba babacığım. Kurabiye, şeker, puding. Merhaba çocuklar. Bunu doğum günün için yaptık. Çünkü seni çok... Seni bu dünyadaki her şeyden çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. Hep müzikli bir kartım olmasını istemişimdir. Bu gördüğüm en güzel müzikli kart ve bugüne kadar aldığım en güzel hediye. Ama keşke kendi başına müzik çalabilseydi. Zaten çalabiliyor. Anneleri kediciklerin doğum günü şarkısını telefonuna kaydetmiş. Harika! Miyav, 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 miyav! Babalarının en güzel doğum günü de böyle bitti. Müzik, pasta ve aileden daha güzel ne olabilir ki? Doktorlar! Bir gün anneleriyle babaları kurabiye, şeker ve pudinge çok güzel bir oyun hediye etti. Bakın burada ne var kedicikler? Doktorcunun oyunu. Bir termometre. Burada da bandajlar var. Doktor kepleri. Kendi muayenehanenizi kurmak için gereken her şey burada var. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Ben doktor olacağım. Hayır, asıl ben doktor olmak istiyorum. Ben de. Eğer hepimiz doktor olacaksak hastaları nereden bulacağız? Arkadaşlarımızdan hasta olmalarını isteriz. Miyav. Doktorculuk oynuyoruz. Aranızda hasta olan var mı? Evet. Hem de çok. Önce arıyoruz. Birazdan oradayız. Önce ilaçlarımızı alalım. Reçeli bana ver. Üç tatlı kediciğin ilk hastası Cupcake'ti. Evet, neyiniz var söyler misiniz? Sanırım kuyruğuma bir şey oldu. Yeterince güzel görünmüyor. Tamam, sorun değil. Eskisini çıkartıp yerine güzel bir tavus kuşu kuyruğu takabilirim. Çok basit. Ben başka kuyruk istemiyorum. Bir doktora daha danışayım. Tamam. Ben hiçbir şey duymuyorum. Acaba bir çekişle uyandırsam mı? Sakın yapma. Kuyruğunuzu bandajlarsak bir şeyiniz kalmaz. Tamam, güzel olduğu sürece sorun yok. Teşekkür ederim doktorlar. Umarım daha iyisinizdir efendim. Günde bir elma yemeyi unutmayın. Elma sağlığa yararlıdır. Cupcake artık kendini daha iyi hissettiğine göre doktorların lekeliğe gitme vakti gelmişti. Bu kedicikler için kesinlikle çok rüzgarlı bir yürüyüş oldu. Evet, neyiniz var söyler misiniz? Doktor, ben sanırım uzay virüsü kaptım. Sesim bile kalınlaştı bakalım. Aha, gördüğüm kadarıyla sizde uzay ateşi var. Yanımızda da tam ihtiyacımız olan şey var. Şu özel kiraz reçelinden biraz yiyin bakalım. Uzay hastalıklarına birebirdir. Ama ben hepsini bitirdim galiba. Hiç sorun değil. Onun yerine size reçelli iğne de yapabiliriz. Kendinizi anında sağlıklı hissetmeye başlarsınız. Tabii sizi bir karpuza dönüştürmezse ya da bir sulama kabına. Hayır hayır, reçeli iğne istemiyorum. Sakin olun efendim. Bu kadar iyi bir hasta olduğunuz için size bu lollipopu veriyorum. Lütfen biraz dinlenin. Kendimi şimdiden daha iyi hissediyorum. Lekeli de kendini daha iyi hissediyordu. Küçük tüylü doktorlarımızın şimdi de dumanı iyileştirmesi gerekiyordu. Bu yüzden yağmurda hastalarının evine doğru koştular. Ne yapıyorsun? Neyiniz var efendim?
Ben böyle yağmurlu gri havalarda kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum. Belki de bıyıklarınızı kıvırsak geçer. Hayır, bıyıklarıma dokunmayın. Benim midem ağrıyor. Aa, evet. Hapşı. Sesi tuhaf geliyor. Hapşı. Sanki bir pervane yutmuşsunuz gibi. Hayır, sanırım daha büyük bir şey. O ses senin midenden geliyor Pudding. Çünkü bütün reçeli yedin. Ha? Evet, haklısın. Benim midemden geliyormuş. Hapşı. Biraz çay ve yulaf kurabiyesi yerseniz midenizin bir şeyi kalmaz. Ayrıca palyaçolarla ilgili bu kitap sizi neşelendirecektir. Palyaçoları hep çok sevdim. Kırmızı burunlarına bayılırım. Aa, inanamıyorum. Sizin burunlarınız da kırmızı. Ha? Anne! Hastaları iyileştirdik. Hapşı. Oh, sırılsıklamsınız. Kedicikler, şu ıslak şapkaları kafanızdan çıkarın ve hemen yatağa gidin. Bu güzel limon çayından içip uyuyun. Böylece hasta olmazsınız. Güzel bir gece uykusundan sonra kedicikler kendilerini harika hissediyordu. Günaydın. Biriniz doktoru mu aradı? Güne iyi başlamanız için size portakal suyu getirdim. Ben de birlikte oynamak için yanımda Billy'i getirdim. Ben de Gül'ün diye komik bir oyuncak getirdim. Bu muayenehaneye başka ne lazım? Ha, tabii ki hızlı bir ambulans. Ben bir ambulansım. Ambulanslar nasıl ses çıkarıyordu? İşte böyle. Miyav, 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 miyav. Kedicikler doktorculuk oynamayı sevmişti ama arkadaşlarıyla oyun oynamak için bol bol enerjileri olmasını çok daha fazla sevmişler. Karlı yamaçlar ve kar kayakları. Karlı bir sabahta tatlı kedicikler dışarı çıkıp kızakla kaymak ve oyun oynamak için sabırsızlanıyorlardı. Oh, günaydın tatlı kedicikler. Bu kadar erken nereye gidiyorsunuz? Dışarı, kızakla kaymaya. Ama bütün gece kar yağdığı için kaydırak tamamen karla kaplıydı. Aa, kaydırağımız nereye gitmiş? Hadi kaydırağın yaptığı yamaçtan aşağı kızakla kayalım. Harika fikir. Miyav, 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 miyav. Çok eğleneceğiz. Ama kızaklarıyla doğrudan yumuşak kara çakıldılar. Bu kaydırakta kaymaktan çok daha zor. Hey, galiba ben burada görebiliyorum. O zaman biz de kazarız. Çok kolay olacak. Hadi başlayalım. Ama kaydırağın üstündeki karı kazmak düşündüklerinden daha zordu. Biz bunu kazana kadar mevsim yaz olur ya. Babacığım. Kaydıraktaki karı temizlememize yardım eder misin? Tabii ki ederim. Ama önce televizyondaki kar kayağı yarışını izleyeyim ha. 3 numara yamaçtan hızla aşağı iniyor. Ne iniş ama. Vay, ben de böyle kaymak istiyorum. Bravo. Harika. Kar kayağı için çok daha geniş bir yamaç gerekli. Bizim kaydırak yeterince büyük ve güvenli değil. Şu anda kaydırağımız bile yok baba. Anneciğim. Kaydırağın üstündeki karı temizlememize yardım eder misin? Üzgünüm canlarım ama spora geç kaldım. Kaydırak karla kaplıysa neden başka bir şey oynamıyorsunuz? Ama tatlı kedicikler başka bir şey oynamak istemiyordu. Kara tuz serpince tamamen eridiğini duymuştum. Peki ya tuz kaydırağımızı da eritirse? Belki de bir buldozer bulmalıyız. O zaman kaydırağı hemen temizleyebiliriz işte. Bence buldozer karın dışında başka şeyleri de temizleyebilir. Hey kaydırağımız! O zaman de bir kar topu yapalım. Sonra da onu aşağı itelim ve inerken bütün karı temizlesin. Bu harika bir fikir. Etkileyici bir kar topu. Yapmayın. Gereken tek şey onu aşağı yuvarlamak. İtin. İtin. Ve. Kim var orada? Çok tuhaf. Burada kimse yok.
Kaydırak şimdi öncekinden daha fazla karla kaplıydı. Bu kocaman dağ buldozer gelse bile temizleyemez şimdi. Benim çok iyi bir fikrim var. Biri bana yardım edebilir mi? Hey, bu babamın kayağı. Babalarının kayağı yumuşak karda kaymak için birebirdi. Vay canına. Aa, vay canına. Spor salonundaki dersim iptal edildi. Ama sizinle kaymak daha eğlenceli. Affedersin. Yaşasın. 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 Miyav, 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 miyav. Bu dev tepe kar kayağı yapmak için ideal görünüyor. Babanız size bunun nasıl yapıldığını gösterecek. Karlı yamaçlar çok eğlenceli olabilir. Ama bütün aile birlikte olunca çok daha eğlenceli olur. Muffin amca. Bir gün tatlı kedicikler bütün gün oyunlar oynadı. Ve yatma vakti geldiğinde uyumak istemediler. Pes ediyorum. Üzgünüm ama sanırım zamanı geldi. Onu aramamı mı istiyorsun? Emin misin? Hey çocuklar, tahmin edin yarın sizi görmeye kim geliyor? Muffin amcanız. Aa. Babanız ve ben bazı işlerle uğraşırken sizin yanınızda kalırız. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Ve sonraki gün Muffin amca eve gelir. Nasıl gidiyor kardeşim? Oo. Merhaba. Ah, sizi görmek ne güzel. Yeğenlerim nasılmış bakalım? Sizi uzun zamandır görmemiştim. Vay canına, şuna bak, ne kadar büyümüşsün. Sanırım beni hatırlamıyorsunuz değil mi? Ne olsun, bugünden sonra hatırlayacaksınız çocuklar. Hadi anneciğim babacık gidebilirsiniz. Muffin amca gerçekten çok eğlenceliydi. Kediciklerle tıpkı onlardan biriymiş gibi oyunlar oynadı. Ve sorumlulukları hiç kafaya takmadı. Durun, burayı temizlememiz gerekiyor çocuklar. Temizlik çok sıkıcı bir şey. Onun yerine koltukta zıplayalım hadi. Koltuğu kırdık. Bunu tahmin etmemiz gerekecek. Boş ver seni. Onun yerine top oynayalım hadi. Hadi gidelim. Muffin amca. Saati yerine takmamız gerekiyor. Ha, hayır. Su birikintisinde zıplamayı tercih ederim. Olamaz. Muffin amca çok sorumsuz davranıyor. Kapıyı kapatalım da içeride başka bir şeyi kırmasın. Tamam ama kapıyı kırarsa ne olacak? Hey. Belki ona ninni söylersek uyuyakalır. Bu kadar yeter Muffin amca. Uyu artık ve etrafı dağıtma. Ama ben dağıtmayı seviyorum, tıpkı müziğimde olduğu gibi. Afacan kedi, afacan kedi. Evet, ninnim burada bir işe yaramayacak. Özel bir uyku şekeri bulmalıyız bence. Keşke özel uyku şekeri diye bir şey olsaydı. Hadi bakalım yeğenlerim. Gelin de bir güzel bana sarılın hadi. Anne, baba. Lütfen yardım edin. Muffin amca çok sorumsuz davranıyor. Eyvah eyvah, gerçekten mi? Dün bir grup kediciğin yaptığı gibi mi yani? Üçümüzden bahsediyorsun değil mi? Ne? Olamaz. Ben Muffin amca gibi olmak istemiyorum. Ben de hiç istemiyorum. Çok iyi bir fikrim var. Bunun çözümü uslu durmak.
Böylece Muffin amca gibi olmayacağız. Anlaşılan dersinizi aldınız çocuklar. Bu rolü oynama sebebim de buydu. Ne? Muffin amcanız yetenekli bir oyuncudur. Söz dinlememenin nasıl göründüğünü göstermek için onu buraya davet ettik. Elbette gerçek hayatta Muffin amcanız böyle biri değil. Asla öyle biri değilim. Hatta her zaman diğerlerini dinlerim ve çok da terbiyeliyimdir çocuklar. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Herkes Muffin amcanın evde oluşturduğu dağınıklığı topladı. Tatlı kedicikler de uslu durup yardım etti. Ve çok eğlendi. Korkunç kedicikler! Tatlı kediciklerin bu yılki korku gecesiydi. Oldukça heyecanlı olan kurabiye, şeker ve puding korkunç kıyafetler giyerek birbirlerini korkutuyorlardı. Ben bir canavarım. Bense küçük bir cadıyım. Ve ben de bir iskeletim. Harika! Miyav, 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 miyav! Korktunuz mu? Aman tanrım, o kadar korkunçsunuz ki korkudan ödüm patladı. Anneniz haklı, siz kedicikler çok korkunç görünüyorsunuz. Anlaşılan anne ve babamızı korkuttuk. Peki ama bizi kim korkutacak bakalım? Bizi kimse korkutamaz. Bunun için çok cesuruz. Birkaç arkadaşımızı da çağıralım. İçlerinden biri belki bizi korkutabilir. İlk korkunç arkadaşları Cupcake'ti. Hadi Cupcake, korkut bizi. Ben Cupcake değilim. Ben Örümcek Prenses Cupcake'im bu. Cupcake hiç de korkutucu değil. Her neyse ama en azından güzelim değil mi? Bir sonraki ürkütücü dostları ise arkadaşlarını korkutmayı çok seven Gece. Ben gecelerin yaratığıyım. Deneme yapıyordum. Korkunç bir vampirim. Nasıldı? Üzgünüm ama bu da işe yaramadı. Sanırım biz kedicikleri korkutmak imkansız. Korku geceniz nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Hayır, birazcık bile korkmadık. Demek hiç korkmadınız ha? Anlaşıldı. Biz biraz bahçeyle ilgileneceğiz. Biz yokken neden evi süslemiyorsunuz? Korkunç dekor kullanabilirsiniz. Korkunç bir dekorasyon, tam ihtiyacımız olan şey. Heyecanlı kedicikler ve arkadaşları işe koyuldular. Kurabiye korkunç canavar suratları çizdi. Cupcake bir sürü kağıttan örümcek kesti. Ve hep birlikte peçetelerden hayaletler ve yarasalar yaptılar. Üçe kadar sayalım. Arkamızı dönüp ne kadar korkunç olduğuna bakalım. Bir, iki, üç. Açıkçası çok hoş görünüyor. Evet ama korkunç olması gerekiyordu. Birbirimize korkunç hikayeler anlatsak nasıl olur? Vampir gecenin bildiği bir sürü korkunç hikaye var. Soğuk, karanlık ve rüzgarlı bir geceydi. Hayır, ben hala korkmadım. Nasıl korkunç olacağını biliyorum. Fena değil. Pekala. Soğuk, karanlık ve rüzgarlıydı. Tamam, ben korkmaya başladım. Ben korkmadım. Henüz korkunç bir şey yapmadı. Şeker, koridorun ışığını sen oradan nasıl kapattın? Ben yapmadım. Olamaz. Orada biri olmalı. Belki sadece rüzgardı. Gerçek bir hayalet olabilir mi? Ya da büyük ve siyah bir yarasa. Ne olursa olsun onunla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Kurabiyenin parlak bir fikri vardı. Evet kurabiye, çok cesursun. Çocuklar, orada iki tane kocaman kedi kadar büyük yarasa vardı. Merhaba çocuklar. Biri dev yarasalar hakkında bir şey mi dedi? Ne? Sizi korkuttu mu? Sanırım haklıydın kurabiye. Bu yarasalar gerçekten de kedi kadar büyükler. Kostümleriniz gerçekten harika görünüyor. Gerçekten yarasa olduğunuzu sandım. Vay canına. Dekorasyonlarınızın hepsi çok yaratıcı. Gerçekten de korkunç denebilecek kadar güzeller. Sürprize hazır mısınız? Şeker, tatlım, ışıklar. Acaba ne çıkacak?
Bu harika! Miyav, 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 miyav! Babanın korku gecesi pastası korkunç derecede lezzetliydi. Kedicikler bu keyifli korku gecesini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşarak geçirdiler. Pazar günü. Bir pazar sabahı anne erkenden spor salonuna gidiyordu. Kurabiye, şeker ve puding babayla birlikte evde kalacaktı. Ben egzersiz dersime gidiyorum. Sana iyi eğlenceler. Tatlı kediciklerle ben ilgilenirim. Ben siz idare edebilir misiniz? Hiç merak etme anne. Evet, babamın yanında hiç sıkılmayız. Evet, o konuda haklısınız. Hoşça kalın canlarım. Baba, 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 hadi bebeklerimle oynayalım. Hadi baba, satranç oynayalım ha. Bir de dart. Pekala benim harika çocuklarım. Bebek oyunu, satranç ve dart oynanacak. Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Baba, nerede kaldı? Bizimle oynamayacak mısın? Evet, geliyorum benim güzel yavrularım. Planımız şu. Bayan Kitalo bütün bu güzel elbiseleri denemek istiyor. Tamam, satranç tahtam hazır. Ben beyaz olacağım. Mıknatıslı dartlar. Al baba, tut şu tahtayı. Çok eğlenceli görünüyor. Pekala, hadi başlayalım. Yaşasın. Hay aksi. Olamaz, babam yine uykuya dalıyor. Hey yumuşak kalpli yavrular, çok çalışıp çok yorulan babalarının hak ettiği uykuyu almasına izin verdi diyebiliriz. Uyan hadi. Karnım kaşınıyor. Söyler misiniz, onu nasıl uyandıracağız? İşe yarayabilecek harika bir fikrim var. Baba, ferahlama vakti geldi. Ama puding, üstü ıslanırsa üşütebilir. O zaman süper, hiper, acayip güçlü, gürültülü bir şey bulup hemen yanına koyalım. Oho baba! Ama kurabiye, babam o sesi duyunca korkudan ödü kopuyor. O zaman onu nasıl uyandıracağız? Belki de uyandırmamalıyız. Anlayışlı olalım ve bırakalım biraz kestirsin. O zaman uyandığında bizimle oynamak için bol miktarda enerjisi olur. Çok iyi fikir. Miyav, miyav, miyav. İyi eğlenceler. Sence yeterince uykusunu almış mıdır? Hayır, henüz değil. Ya şimdi? Şimdi olabilir. Tam anlayamadım. O zaman uyanması gerekmez miydi? Çekilin, ben hallederim. Alo, sorarlarsa fabrikada şekerleme incelemesi yapıyorum. Uyku zamanı. Aklıma harika bir fikir geldi. Annem bana ninni söylediğinde çok daha iyi dinleniyorum. Neden babama ninni söylemiyoruz? Sessiz olun, uyandırmayın. Aman sakın mırıldanmayın. Yorgun gözlerini kapa. Eğleniriz uyandığında baba. Anladığım kadarıyla babanızla oynamak hiç sıkıcı gelmemiş. Uyanın uykucu kediler. Anne geldi. Ben %100 uyanmış durumdayım. Kalktım ve güne hazırım. Hey, hadi kalkın çocuklar. Azıcık daha uyuyamaz mıyız? Evet, zaten bugün pazar değil mi? Evet, sanırım haklısın. Siz uyumaya devam edin. Ama babayla ben dışarıda bu harika diski atıp tutarak çok eğlenceli zaman geçireceğiz. Oo, harika. Bu çok zevkli olacak. Ne? Bize harika disk mi aldın? Bu şahane bir şey. Miyav, 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 miyav. İster kısa bir uyku çekin, ister birlikte oyun oynayın. Pazar harika bir aile günüdür. İtfaiye istasyonu. Mutlu bir günde tatlı kediciklere büyük bir oyuncak itfaiye arabası hediyesi gelmişti ve itfaiyeci kaskları.
Bak baba, itfaiye arabaları aynı senin her gün işte sürdüğün arabaya benziyor. Tarçın'ın babası itfaiyeci ve gerçek itfaiye arabası kullanıyor. Bu harika bir şey olmalı. Sireni çalan bir itfaiye arabası sürüyorsun. Herkes sana yol veriyor. Ne güzel. Evet, hem onların parlak kaskları da var. Üstelik itfaiyecilerin günleri bir sürü kahramanlık yaparak geçiyor. Eğer isterseniz bir gün hepinize itfaiye istasyonunu gezdirebilirim çocuklar. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Sonunda itfaiye istasyonu gezisinin yapılacağı gün geldi. Merhaba. Vay, bu itfaiye arabası aynı bizimkine benziyor. Tabii bu kocaman, bunu sürmek muhteşem olmalı. Doğrusunu söylemek gerekirse kurabiye, itfaiyecilik zor bir iştir ve çok çalışma gerektirir. Buradaki operatörümüz şehir haritasını izliyor. Günaydın. Hoş geldiniz çocuklar. Biri yardım çağrısında bulununca bu haritanın üzerinde ışık yanıyor ve bize yangının nerede olduğunu söylüyor. Aa, haritanın üstünde alarm olmaması çok kötü. Gidip bir yangını söndürmeyi çok isterdim. Yangın hiç iyi bir şey değildir. O yüzden bu ışıkların yanmaması daha iyi. Gerçek itfaiyeciler her an harekete geçmeye hazır olmalıdır. Bu yüzden her gün çok çalışırız. Beni izleyin. Ne? Öncelikle itfaiyecilerin bedenlerinin zinde olması gerekir çocuklar. İkinci olarak itfaiyecilerin çok hızlı giyinmesi önemlidir çünkü yangının hemen söndürülmesi gerekir. Kurabiye çok hızlı giyindi ama öbür ayakkabın nerede? Şeker bütün giysilerini giymiş ama fazla yavaş. Bu düşündüğümden daha zor bir şeymiş. Birlikte uyum içinde çalışmak önemlidir. Herkes kendi işini bildiği için kötü sürprizlerle karşılaşmayız. Artık itfaiyeciliğin sadece itfaiye arabası kullanmak ve parlak kasklar takmaktan ibaret olmadığını gördünüz sanırım. Bunun için çok ciddi bir eğitim almak gerekir. Ben itfaiyeci olmanın daha kolay olduğunu sanıyordum. Evet, hem çok çalışman gerekiyor hem de o korkutucu yangınları söndürüyorsun. Biz küçük kediler gerçek bir yangını asla söndüremezdik. Çok iyi bir fikrim var. Yangın alarmı! Ağaç evde yangın çıktı çocuklar. Giyinin itfaiyeci kediler. Yardım edin. Oo. Yangın söndürüldü. Artık herkes güvende. Çok iyi bir iş çıkardınız kedicikler. Bir süredir çalıştığınız belli oluyor. Sizin için özel eğitimli itfaiyeci rozetleri getirdik. İleride harika itfaiyeci kediler olabilirsiniz. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Tatlı kedicikler, itfaiye istasyonunda çok şey öğrendi. Ayrıca eğitimli itfaiyeciler oyununu oynarken de çok eğlendiler. Japon balığı. Tatlı kedicikler evcil hayvan beslemek istiyordu. Şimdi gözünüzü açabilirsiniz. Vay, bu bir Japon balığı. Onu beslemek çok kolay. Suyunu temiz tutmanız ve yemini vermeniz yeterli. Bence üstesinden gelirsiniz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Balığa kesinlikle iyi bakmamız gerekiyor. Onu beslememiz lazım. Hadi ona bir parça ekmek verelim o zaman. Bu şekilde ona iyi bakmış olmayız. Bence çok lezzetli bir şey yedirelim.
Kedicikler balığa babalarının pastasından bir parça götürdü. Al bakalım, umarım seversin. Hayır, ha? Durun. Ha? Akvaryuma istediğinizi atamazsınız ama. Balığın özel yemi bu. Balıklar çok yemek yemez. Ufak bir parça balık yemi yeterlidir. Burada durup saatlerce onu izleyebilirim, biliyor musunuz? Çocuklar, dışarıda hava çok güzel. Neden bir süre balığı bırakıp dışarıda oynamıyorsunuz? Balığı da dışarı çıkarabilir miyiz? Tabii çıkarabilirsiniz ama çok dikkatli olmanız gerek. Tatlı kedicikler balığı göstermek için arkadaşlarını evlerine çağırdılar. Bence çok güzel bir balık. Çok iyi yüzdü kesin, evet. Peki onu besleyip biraz dolaştırabilir miyim? Ben de çocuklar, ben de. Yaşasın. Duman, sen yeterince gezdirdin, sıra bende. balık biraz mutsuz görünüyor. Ona deniz canlıları ile ilgili bir kitap okursam belki kendini daha iyi hisseder. Bak, bu bir ahtapot, tamam mı? Ve bu da bir mavi balina. Ona bunları okursan evini özler Puding. Ben onu şimdi neşelendiririm. Mutlu 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 balık. Belki de karnı açtır. Hepsi bitmiş. Ben sorunun ne olduğunu biliyorum. Annem balıkların çok az yediğini söylemişti, hatırladınız mı? Ama biz ona koca kutuyu boca ettik. Ah zavallı balık. Mutsuz görünmesine şaşmamalı. Birinin sizin odanıza bu kadar çok yemek attığını düşünün çocuklar. Bu suyu da değiştirmek lazım. Bizim için hava neyse balık için de su odur. Etrafınızdaki havanın bir anda kirlendiğini düşünün çocuklar. Hava berbat kokuyor, değil mi? Evet, haklısın. Hava hiç de temiz sayılmaz. Sizin henüz bir evcil hayvana bakabileceğinizi hiç sanmıyorum. Bu yüzden Japon balığını mağazaya geri götürüyorum. Hayır anne, dur. Lütfen bize bir fırsat daha ver. Balığa bu sefer iyi bakacağımıza söz veriyorum. Ona çok az yemek vereceğiz, fazla değil. Suyunu da her gün değiştireceğiz. Evet, artık balığınız kendini çok daha iyi hissediyor. Bakın, kavanoz için gökkuşaklı bir süs aldım. Böylece hep mutlu ve iyi olacak. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Böylece Japon balığı ailenin bir parçası oldu. Ve tatlı kedicikler ona hep çok iyi baktı. İlk uçak yolculuğu. Bir sabah anne ve baba kedinin heyecan verici bir haberi vardı. Yarın ailecek bir tatile çıkıyoruz çocuklar. Ve ayrıca oraya gitmek için uçağa bineceğiz. Uçak mı? Gerçekten mi? Vay canına. Daha önce hiç gerçek bir uçağa binmemiştik. Peki nasıl olacak baba? Önce havaalanına gideceğiz. Orası bütün uçakların yaşadığı bir ev gibi. Sonra tüm bavullarımızı alacaklar. Hey! Bırak beni! Sonra biletlerimize bakacaklar. 1, 2, 3, 4. Peki beşinci nerede? 5! Ve sonra uçağa bineceğiz, havalanacağız ve bulutların üstünde uçacağız. Bulutların üstünde mi? O kadar yukarıda mı olacağız? Harika! Miyav, 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 miyav! Sonraki gün anne, baba ve kedicikler taksiyle havaalanına gitti. Hadi, uçağa geç kalmak istemeyiz. Yoksa bizi almadan giderler. Ha,
Öyle mi? Önce tüm bavullarımızı sarıyoruz. Böylece onlara hiçbir şey olmayacak. Sadece büyük bavulların teslim edilmesi gerek. Puding, hayır. Ve şimdi nereye oturacağımızı öğreneceğiz. Ben cam tarafına oturmak istiyorum. Ben evimizdeki güvenlik koltuğumuzda oturmak istiyorum. Pekala, Puding kurabiye ve şekerle oturacak. Ve bu makine bavullarımızda ne olduğunu gösteriyor. Sıvılara bakıyorlar çünkü onları uçağa kabul etmiyorlar. Öyle mi? Oo. Hey, o şişeyle uçağa binemezsin. Aa, öyleyse eve gitmem gerekecek. Suyunu burada içtikten sonra uçağa binebilirsin. Çabuk ol, yoksa geç kalacağız. Güzel, hadi gidelim. Şimdi olmaz. Tuvalete gitmem gerekiyor. Lütfen dikkat. Bu kurabiye, şeker, puding ve ebeveynlerinin uçağa gelmesi için son çağrımızdır. Hadi koşun. Bizi bekleyin. Ben bulutların üstünde uçmak istemiyorum. Bırakıp gidin beni. Tatile çıkmak istemiyor musun? İstiyorum. Ama uçmaktan çok korkuyorum. Çok iyi bir fikrim var. Bir şeyden korktuğumuz zaman ne yapıyorduk Puding? İmdat, imdat, imdat diye bağırıyoruz. Hayır, gözlerimizi kapatıyoruz. Böylece o kadar korkmuyoruz, değil mi? Kurabiye ve şeker Puding'in gözü kapalıyken uçağa binip koltuğuna oturmasına yardım etti. Vay, çok yüksekte uçuyoruz. Bulutlar çok yumuşak ve güzel görünüyor. Ha? Vay canına, hiç de korkutucu değilmiş. Hatta harika görünüyor. Birazdan nefis atıştırmalıklar ve içecekler servis edeceğiz. Bu arada çizgi roman ve dergi okumak ister misiniz çocuklar? Bu harika. Uçmaktan korktuğuma inanamıyorum çünkü bu gerçekten harika. Miyav, 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 miyav. Hala havada mıyız, söyler misiniz? Evet hayatım, çok yüksekteyiz. Getirmemi istediğiniz bir şey var mı? Gözünü kapatarak oturduğu sürece bir sorun yok. Zavallı şey uçmayı hiç sevmez. Çok yazık. İyi olacağım ama lütfen patimi bırakma, tamam mı? Tatlı kedicikler gerçek bir uçakta harika vakit geçirdi. Ve cesur Puding artık uçmaktan korkmuyor.